Hızla gelişen bilişim teknolojisiyle sanat eserleri de dijitalleşmeye başladı. Geçen yıl çok yüksek rakamlara satılan NFT'ler son dönemde %90'ın üzerinde değer kaybı yaşadı. Peki NFT piyasasındaki bu hızlı düşüşe ne sebep oldu? İzleyelim. NFT, Türkçe'ye nitelikli fikri tapu olarak geçti. Sanat eserlerinin dijital dünyadaki karşılığı oldu. Eserler sanal dünyada yerini buldu. NFT piyasası hızlı bir yükseliş yaşasa da son dönemdeki düşüş dikkat çekiyor. Geçen sene 40 milyar dolarlara çıkmış, bu senenin başında 17 milyar dolarlara düşmüş. Onun arkasından daha da inanılmaz bir hızla 400 milyon dolarlara düşmüş bir pazardan bahsediyoruz. Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi tablosu 2017 yılında 450 milyon dolara satıldı. O dönemde bu tablonun dijital versiyonu da yani NFT'si de yapıldı. Hatta o dönemde tuval ve boya ortadan kalkıyor mu sorusu vardı. Fakat bu gerçekleşmedi. 2 yıla yakın bir süre içerisinde NFT'nin işlem hacminde %90'ın üzerinde bir azalma oldu. Peki bu kadar hızla değer kazanan NFT'ler neden aynı hızla değer kaybetti? Uzmanlara göre en büyük etken kripto paralardaki dalgalanma. Ethereum'daki düşüş ister istemez NFT'leri, dijital sanat eserlerini de ciddi anlamda düşürmüş durumda. Kripto borsasına baktığınız zaman 3 trilyon dolarlardan 1 trilyonlara doğru düşen bir pazardan bahsediyorsunuz. Bir diğer nedense dijital eserlerin hızla çoğalması, dijital sanatçı sayısının artması NFT'lerin değer kaybetmesine neden oldu. Peki NFT'lerin geleceği var mı? NFT'nin geleceği olarak bakıldığında bir risk görüyor musunuz derseniz kesinlikle görmüyorum. Buradaki doğru yatırımlar her zaman yerini bulacaktır. Belli bir noktadan sonra ilme kazanan kripto para birimleri NFT piyasasını da olumlu bir şekilde etkileyebilir.